İleri matematik dersinde üniversite hocanızın tahtaya şöyle bir şey yazdığını görmüş olabilirsiniz. Sanki fazladan bir düz çizgisi olan bir R harfi gibi. R2 de yazabilir. Kitapta rastlarsanız kalın punto ile yazılmış bir şekilde de görebilirsiniz. Bu işaret iki boyutlu koordinat sistemi demektir. İki boyutlu koordinat alanı dendiğinde duyabilirsiniz. Çok gösterişli bir terim değil mi? Ama aslında koordinat düzlemimizde kullandığınız iki boyutlu alandan başka bir şey değil. Biraz daha soyut düşünebiliriz tabii. R2 illaki burada çizdiğimiz görsel gibi olmak zorunda değil. Bu çizim koordinat sistemini düşünmenin sadece bir yoldur. R2 işaretindeki 2 kaç boyut olduğunu, R ise önümüzdekinin gerçek koordinat alanı olduğunu gösterir. İki boyutlu koordinat sistemi tüm olası gerçek değerli ikili sayı dizisidir. Yazalım. Tüm olası gerçek değerli ikili sayı dizisi. Peki sayı dizisi nedir? İsminden de anlaşılacağı gibi sayı dizisi belli bir sıraya göre dizilmiş sayılardır. Burada gerçek sayılardan, burada gerçek değerlerden bahsettiğimize göre, bu dizi gerçek sayılardan oluşmalı. İkili sayı dizisi olduğuna göre de iki sayının, iki sayının sıralı bir dizisi olmalı. O halde ikili sayı dizisi, iki gerçek sayının sıralı listesidir diyebiliriz. Burada iki boyutlu bir vektörden bahsederken aynen bunu yaptık. 3,4 sütunu, ikili sayı dizisi, ayrıca gerçek değerli. Bu sayılardan hiçbiri hayali değil. Bir adet 3 ve bir adet 4 var. Ve tabi sıralama çok önemli. Örneğin 4,3 ile 3,4 birbirlerinden farklıdır. Bunları eksenlerimizde gösterecek olsak, 4,3 vektörü yatay eksende 4, dikey eksende de 3 uzunluğunda olacaktır. Aynen böyle. Ama mutlaka buraya çizeceğiz diye bir kural yok. Önemli olan büyüklüğü ve yönü. Mesela bu vektörün aynısını, mesela bu vektörü şurada da çizebiliriz. Bu çizdiğimizde 4,3 vektörü oldu. R2 dediğimizde tüm olası gerçek değerli ikili sayı dizilerinden bahsediyoruz demektir. Yani bileşenlerinin her biri gerçek sayı olan tüm olası vektörlerden. Bileşenler buradakiler. Yani 3,4 olabilir, Eksi 3 virgül eksi 4 olabilir. Onu da gösterelim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Biraz daha büyük çizmeliyim değil mi? Diğerine benzesin. 1, 2, 3, 4. Bu da eksi 3 virgül eksi 4 vektörü. Eksi 3 virgül eksi 4 bütün ikili sayı dizileri, hatta büyüklüğü olmadığı için yönde tartışılır olan 0,0 vektörde dahil olmak üzere, olası tüm ikili sayı dizileri iki boyutlu gerçek koordinat sistemini oluşturur. Ve bunun R2 olarak gösterildiğini söyledik. Tahmin edebileceğiniz gibi tabi R'nin üzerine 2 yerine 3 de gelebilirdi. R3 ise 3 boyutlu koordinat sistemi olurdu. 3 boyutlu gerçek koordinat alanında diyebiliriz. Bu da tüm olası üçlü sayı dizilerini belirtirdi değil mi? Örneğin 0,0,0 vektörü R3 kümesinin bir elemanıdır. Bu vektörlere etki yavaştan elimiz alışsın. 0,0,0 vektörüne x vektör diyelim. Mesela bir de b vektörü yazalım. O da eksi 1,5,3 şeklinde olsun. Bu iki vektör de R3 kümesinin elemanıdır. Eğer çok havalı bir şekilde bunu nasıl ifade ederiz derseniz şöyle yaparız. X'in R3'e dahil olduğunu şöyle yazarız. X elemanıdır R3. Bu gerçek değerli bir üçlü sayı dizisi. Peki neler R3'e dahil değildir? Örneğin 5,0 R3 kümesine ait değil bu ikili bir sayı dizisi ve R2'ye dahil. Elbette buna bir 0 ekleriz ve genişletiriz ama normalde bu haliyle bu üçlü bir sayı dizisi değil. Şimdi R3'ün üyesi olmayan, R3'ün elemanı, üyesi olmayan başka bir şey bulalım. Örneğin C vektör diyelim. İçinde hayali sayılarda bulunan bir vektör olsun C vektörü. Mesela i virgül 0 virgül 1 olsun. Bu vektör gerçek değerli değil çünkü bir adet hayali imajiner sayısı var. Bu yüzden gerçek değerli bir üçlü sayı dizisi değil. Lineer cebrin güzelliği şu ki, sadece bu ifadelerle durmak zorunda değiliz. R3'ü görselleştirebiliriz, yani çizebiliriz. Nesneleri 3 boyutta düşünmek çok da zor değil, değil mi? Burada 4, 5, 6, 7, 20 hatta 100 boyutlu bile düşünebiliriz. Tabi bu kadar çok boyutu görselleştirmek imkansız değilse bile çok zor olacaktır emin olun. Neyse ki bunları n sayılı dizilerle n sayılı dizilerle matematiksel olarak belirtebiliriz. Koordinat sistemi konusunda rn işaretini sıklıkla göreceksiniz. Bilin ki bu işaret n boyutlu bir koordinat sistemini gösterir.